Masayı nasıl buldunuz sevgili yarışmacılar? Ben çiçeği anlamlandıramadım. Yani toprak çiçek, neden böyle bir seçim yaptınız? Yani bence biraz masayla uyumsuz olmuş. Yani açıkçası kırmızı renk ve yeşil renk ben çok seviyorum. Enerji veriyor. Enerjisine inandığım renkleri de masamda göstermek istedim. Ama kenara alacağım zaten birazdan da. Bilmiyorum, ben çok uyumlu bulamadım açıkçası. Hasırlığı da. Beğenemedim yani. Tabaklarını falan kendisi getirmiş evinden. Evet, kendim. Onu tabaklar da güzel. Güzel. Masa, evet, evet. Güzel. Ama ben çiçeği beğenemedim. Çiçeği maalesef beğenmedim. Uyumsuz olmuş. Başka bir şeyleri beğenmeyen var mı? Sadece tabakları mı getirmiş? Sadece tabakları mı getirmiş? Hı hı. Runner'ı getirdim. Klasik yani. Runner'ı getirdim, çiçeği getirdim. Çatal bıçaklar bizden herhalde. Doğru. Olsun, sizden. Olsun. Bence uyumlu olmuş. Uyumlu bir masa. O zaman çorbaya geçelim biz. Tamam, geçelim. O sırada yarışmacılarımla birazcık sohbet edeceğim. Masa düzenini çok beğenmedim açıkçası. Bir defa saksıda çiçek çok absürt bir şey geldi bana. Yani normalde günlük misafirime bile bu şekilde ben karşılamam. Örtüsü, bardakları falan güzeldi. Tabakların evden geçilmiş. Onlar genel anlamda hani yine idare eder ama ben beğenmedim çok fazlasıyla. Masa düzeni yani klasik. Yani o kadar böyle ahım şahım yani öyle dişli bir rakip gibi değil. Ben öyle bir şey görmedim. Ben gelir gelmez zaten dikkatimi ilk çeken tepsi. Şömleğin üstüne koymuş yani. Söyledim, hemen azar işittim. Bence yani ilk dakikalarda böyle azar işittim. Ama azar işitmem tabii bana cesaret verdi. Daha da beni güçlendirdi. Daha da dişli oldum. Çok dikkat etmem gerekiyor. Demek ki bu bir hata olarak kabul ediyorum. Masa düzeni gerçekten çok basitti. Hani normal bir masaydı. Çiçeği çok masaya uygun bir çiçek değildi. Topraklıydı. Hani canlı çiçek olsa bile belki biraz daha yatay bir şey düşünülebilirdi. Bana göre masa çiçeği değildi. Getirdiği ürünler de gözüme çok hitap etmedi. Yani baktığında görsel olarak beni çok cezbetmedi. Evet Simge, önce senin bakın bu tepsi ne işe yarayacak diyorduk. Kaseyle mi koyayım? Evet kaseyle lütfen. Şöyle koyacağım. Sen de umarım böyle tutar getirirsin bize. Böyle içine sokuyorlar ya parmakla. Yok, senin onu yapacağını ya. Düşünmüyorum ama şöyle çok bırakayım. Yapıyorlar. Yok ben evet, böyle konusunda... Ay tepsin de çok güzelmiş. Çok mersin. Evet, siz de verirken parmağınızı sokmayın da. Aa, soktu. Yahu şöyle, sokmayın diye biz söylüyoruz. Ne güzel soktu. Karıştı şöyle o kaseler. Yani, o bana gelmesin lütfen. Vallahi bana da gelmesin. Yani. İşaret koyuldu. Ya niye böyle tuttu Simge? Biz şöyle alttan tuttuk. Direkt olmadı şimdi. Oldu, sen evet. Kenarlarını sen yine bir sil. Sen benim kasemi bana ver. Evet evet. Onu bilemez artık kiminki nereden. Fuat Bey, bu arada neden gözlükle oturuyorsunuz? Evet masada? Ben de soracaktım. Onu merak ettim. Saçlar ha. Şekil herhalde önümden çekil pozisyonu var. Peki bir şey soracağım o zaman. Gözlükle oturamaz mıyım? Bir yasaklık mı? Hayır, yasaktan değil bence ama yani saçma bir. Benim düşüncem yani. Yani. Sizi ilgilendiren bir durum yok. Var mı? Ya beni ilgilendirmiyor diye bir şey yok yani. Şimdi gözünüzün... Bir davet masası bende hiç şık durmuyor şu an. Okey, ben de bir şey söyleyeyim. Gözünüzün üzerinde kaş var, onu alır mısınız? Ya şimdi gözlükle kaşın ne alakası var? Yani ben de onu beğenmiyorum o zaman. Yani bilemedim ama bence oyuncusu olmuş. Beni ilgilendiren bir durum yani. Sizi ne ilgilendiriyor? Nereden bu? O Malatyalı'ya da dedik ki, bizden dedik gelmiş, benim şeyime, tepsime laf ediyor. Biraz alakası değil mi yani. Şu an verdiğiniz örnek? Pardon? Gözünün üstünde herkesin kaşı var. Yani benim gözümü beğenmiyorsunuz, benim beğenmiyorsunuz yoksa kafamın üstünde daha böyle... Şöyle diyeceğim. Süper durduğu için kıskanıyorsunuz belli olmasın yani. Niye mi öyle koydunuz yani? Kıskanmaya mı başladınız? Kıskançlık mı vardı? Estağfurullah canım. Rakipli zaten görüyorsunuz. Alakası yok yani. Kesin alakası var. Hayır alakası kesin. Yok. Alakası gözlükten yok. Ben olsam rakip görürüm. Yani mesela ben bir insan iyi yemek yapıp yapmadığını ki. Gözlüğünden anlarım. Peki bir şey soracağım. Bu gözünden değil kitapta gözlüğünden. Kitapta yazıyor mu herhangi bir evde takamazsın? Yazıyor. Bizim yemekteyiz. Kitabımız var bir tane. İçinde kuralların yer aldığı. Hayır yani öyle ben, bir kural var mı yani? Şurada normalde, takamazsın, burada takamazsın. Şimdi şöyle bir kural var ama bizde çoktan ihlal edildiği için binlerce kez kapalı ortamda şapka, evet. Eldiven, gözlük takılmaz. Adam muhaşeret kurallarına tabii. Aykırı. Gel gelelim o kadar çok böyle imaj olsun, fark edilmek veyahut kendisi istediği için veya kendini iyi hissettiği için takan o kadar çok insan oldu ki gözünde giren oldu, kafasında bilmem nelerle giren oldu, alet edevatla gelen oldu. Evet. Dolayısıyla artık ben yarışmacılara ve seyirciye havale ediyorum bu durumu. Ben de şöyle söyleyeyim yani bu benim kendi öz düşüncem. Şunu merak tabii, ediyorum. Yani evde de yemek siz, yerken böyle kullanıyor musunuz yani? Bir şey söyleyeyim, siz beni eleştireceğinize, siz gelen yemeği eleştirin. Ya hayır verin, tamam yemek konuş. Olayı ayrı bir şey. Bugünkü konu ben değilim. Ama şimdi karşımda direkt böyle gözle durmuyor ben bir garipsedim yani. O yüzden bir sormak istedim yani size. Yani bu benden mi rahatsız oluyorsunuz? Yok gözünüzden rahatsız gözünüzden oldum sizden değil yani. Renginden mi? Yok tamamen bence sofrayla alakasız olmuş gözünüzü yani. Mü alıyor? Yani gözüm alıyor evet. Kusura bakmayın sizin isteklerinize göre hareket ediyoruz. Öncelikle bugün bence yemeklerimizi konuşalım. Daha yeni tanışıyoruz. Yani. Yeni tanışıyoruz. Bir bakalım neyi, ne değiliz. Bakalım yemekler nasıl geliyor. Sağlık.
Ondan sonra birbirimizi araştırmaya başlarız. Bence beni ondan rakip sonra olarak birbirimize görüyor. Bakmaya başlarız yani diye düşünüyorum. Yani bunu rakip olarak görebileceğim maalesef kimse yok. Kusura bakmayın. Ne? Gözlüğünüzü yani kendime rakip olarak yani sadece gözlükten dolayı mı rakip görüyorum? Ben yemeği nasıl yapacağım biliyor musunuz? Fuat İladınız Bey sen. Çok pardon. Kendi gözlerimden hariç ben çorbanızı alın siz bence. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi hepiniz birbirinize rakipsiniz. Onu evet, baştan bir belirtelim zaten. Siz de farkındasınız. Ama gözlüğünüz bana rakip değil yani. Kusura bakmayın. Şöyle buyurun. Hayır ben gözlüğümü takıp yemek yapacağım. Ah, iddialıyım. Mutfakta. O zaman olmayacak. Çok tavsiye etmiyorum ama sen bilirsin. Evet, tabii maskede hijyenik açısından maske takılır. Ağzınızdaki yani. Böyle tüp konuşurken. Bona da takın hatta. Gözünüz, burnunuz, ağzınız komple kapanır tabii. Bona da kullanabiliriz. Tabii tabii. Tabii ne güzel kullananlar var. Şimdi bona kullanmadınız. Maske de kullanmadınız. Hadi maskeyi kullandınız. Bona kullanmadınız. Saçınız düştü. Ben ne yapacağım? Yakalayacağım sizi oradan. Ya. Tamam da yani saçımız var. İlla bunu mı takalım baştan yani? Baştan tehditleri alıyoruz. Bence mutfakta takılması gerekiyor. Bence de zaten. Bunu sadece bayanlar, uzun saçlı bayanlar değil, erkeklerin çok yaşadığı. Tabii ki de dikkat etmeniz gerekiyor yani. Bilemiyorum sizin saçınızda kepek otel, varsa bilmem ne varsa. Kepek mi? Şey yani. Şu kepek problemi başlı başına bence bir şey. Bence otele git hayatın. Erkeklerin bence saçlarının gözükmesi daha kötü oluyor. Kepeği olan varsa siyah giymesi. Gerçekten yok. Zaten beyefendinin kepeği olamaz. Protez kullanıldığı için kendisi. Zuhal Hanım ben bir şey soracağım. Efendim? Protez mi? Nasıl yani? Protezi yani. Bayağı sen nereden anladın? Yani. Nasıl yani? Gözlüğü bence ondan takıyor. Kesinlikle ondan yani. Bismillah. Protezin düşmesin mi? Düşmesin diye olabilir belki. Allah'tan açık havada bir saçma bir şey olabilir mi? Düşmesin diye gözlük takılı mı protez? Yani, onu yapıştırıyorlar şey zamp gibi bir şeyle bu ya. Bu benim kendi tabii düşüncem. Siz karışamazsınız. Benim saçım evet artık rengine. Fuat'ın saçını tabii bıraksak da çorbaya mı baksan? Haklısınız. Doğru. Gözün de mi lensin? Sen de sökülmeye başladın bir anda. Burnunuz da estetik. Bence burnu da estetik. Burnu da estetik diyorlar. Evet. Evet. Bu hata başladığınız. Botoks da var galiba. Şu an hepsi söyleyeyim mi? Hepsi beni rakip olarak görüyor. Yakışıklı insanlar, tekrar. Erkekler, botoks güzel yoktur kadınlar hep bu muameleyi yani. Görüyorlar be. Değil mi? Bilmiyorum Zuhal Hanım evet doğru söylüyorsunuz. Sen eminim özel hayatında da hep böyle şeylerle karşılaşıyorsun. Ya ben kendimi seviyorum. Barışık bir insanım. Çok güzel bir şey. Olabiliyorsan benim gibi. Peki. Ya ben öyle aynaya baktınız mı aynaya? Ben aynaya baktım mi? Her gün bakıyorum çok şükür. Bence aynanın arkasına bak, bakıyorsunuz. Hayır, hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Beyler, Hatice sana sinyal çakıyorum. Arkadaşlar lütfen çorbama bakar mısınız? Evet. Soğuyacak evet, desene. Çorba. Evet. Ya ama şey ben konuşmak istemedim de beyefendinin görselinden ya da kimin ne giydiğinden. Ben demin bir çorbaya baksak mı dedim ama öyle hararetli. Baş hadi. Olmamalı bence. İnsan kendisiyle barışık olmalı. Hadi, nasıl mutluysa, olsun. Nasıl gözükmek afiyet istiyorsa olsun. Bence o şekilde giyinmeli. O şekilde yüz hatlarını değiştirebilir ya da yapabilir. Kimse kimseni ilgilendirmiyor. Afiyet olsun. İnşallah çok sağ ol canım. Eline sağlık. Elinize sağlık. Erişteli, mercimekli, nohutlu çorba. Evet. Fuat Bey'in gözlükleriyle masaya oturması gerçekten çok saçma. Sonuçta bu bir akşam yemeği. Akşam yemeğinde karşısındaki insana bana göre saygısızlık. Yani hani hiç gerek olmayan bir şey. Bana göre gözlükle oturulmamalı. Saçının protez olabilir. Yani keldir. Belki saçı yoktur. O yüzden saçı gerçekten protez olabilir. Gözlerinin lensi de eğer görmesinde engel bir durum varsa ve onu takması gerekiyorsa bunu kalkıp çok bir yorum yapabileceğimi düşünmüyorum. Masada gözlük bence hiç olmamış. Protez saçını mı kamufle etmeye çalışıyor? Vallahi onu anlamadım yani. Ben uygun bulmadım masaya. Merak da ediyorum bu sonraki günlerde bu şekilde mi gelecek? Farklı aksesuarlar da var mı? Fuat Bey'in evet değişik bir tip Fuat Bey. Gözlükle geldi. Normalde şapka, gözlük ve benzeri şeylerle böyle hele programa çıkıyorsun bence hoş değildi. Ama protezini falan ben sonra fark ettim. Lensi varmış, burnu estetikmiş falan. Komple baştan yaratılmış kendisi. Bunları hep sonra fark ettik. Tabii kendi tercihi.